Ay. Ham yeri göğü arasındakiler yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet kardeşlerim, tamamıyla bilgiye başlamıştık. Harf-i cerleri bitirmiştik. Harf-i cerler demiştik ki 20 tanedir. Bu 20 tane harf-i cer sadece bir ismin başına gelir ve ahirini esre yapar. Avamili bir gibi takip etmek isteyen olursa belki şu kitaptan takip edebilirsiniz. Sayfa 11'deyiz. Harf-i cerlerin bir özellikleri vardı. Bunlar sadece isimlerin başına geliyordu. Başına geldiği ismin irabını mecrur yapıyordu. Fiilin işlevini, içindeki zamanını, işini, oluşu, hareketi, irabını isme taşıyordu. İsim ile fiil arasında ne yapıyordu? Köprü vazifesi görüyordu. 20 tane harf-i cerimiz var. Oraya hemen kısaca değinip inşallah yeni dersimize başlıyoruz. Şöyle demiştik özellikle, harf-i cerler 20 taneydi. İsmin başına geliyordu, ahirini esre yapıyordu. Yani diyelim ki buraya da biz amentü desek, amentü billahi, ben Allah'a inandım. Fiil, harf-i cer, isim. Yani fiil, harf, isim. Arapçada bu üç kelimeden oluşuyordu zaten. Daha doğrusu kelime üçe ayrılıyordu. Fiil, harf, isim olarak. Harf-i cer, fiil ile isim arasına köprü vazifesi yapıyordu. Bir, köprü. İkincisi, fiilin anlamını isime taşıyordu. Üçüncüsü, kelimenin ahirini esre yapıyordu. Ne demek istiyoruz? Yani şu amentu kendi başına bir kelime, Allahu kendi başına bir kelimedir. Şu ikisini birbirine bağlayan bağlaç harf-i cerdir. Bu aradan kalktığı zaman neye iman ettiğini ne yapamayız? Bulamayız. Düzgün olmaz. Yani burada sadece lafzatullah olduğundan dolayı Allah'a iman ediyoruz. Yoksa mesela şöyle diyelim ki, diyelim şöyle yapalım. Fil beyti, diyelim ki burada nedir? Harf-i cer. Bu nedir? İsim. Ev. Ahirini esre yaptı. Ama şurada bir fiil olmuş olsa, zehebtu fil beyti. O zaman ne olmuş oldu? Bu gitme işi eve taşındı.
İsim ile fiil arasında bir köprü sağlandı. İsmin başına geldi, ahirini esle yaptı. Yani bizim anlayacağımız bütün harf-i cerler bu görevi yapıyor. 20 tane harf-i cerimiz var. Bi, min, ila, an, ala, li, fi, ki, hatta, rubbe, vav, kasem, tay, kasem, haşa, müz, müz, levla, keyme, la, alle. 20 tane harf-i cerimiz var. Bu 20 tane de aynen bu vazifeyi yapıyor. Bir de şunu aklımızda tutalım. Genellikle ilk 8 tanesini biz çok kullanıyoruz. Onun için biz o ilk 8 tane üzerinde örnek yaptık. Gerisini de biz ne yaptık? Okuduk. Bazı kitaplarda 8, bazı kitaplarda 12 harf-i cer. İşte bi, min, ila, an, ala, li, fi, ki, 8. Hatta var. Ondan sonra en çok kullanılan vav kasem, tay kasem. Biz bunu da çok kullanıyoruz. Vallahi, tallahi diye. Kendi bizim dilimizde de bu çokça var. Bu 8 taneyi ezberlersek, yanına da bu yemin vav ile yemin tasını koyarsak, harf-i cerlerle olan bizim bilmemiz gerekenin %90-95'ini biz öğrenmiş oluruz. Yani Kur'an'da olsun, gerek hadislerde ya da Arapça metinlerde olsun bizim işimizi görür. Evet. Harf-i cerlerle ilgili bu kadar. Zaten önceki iki derste de biz harf-i cerlerle ilgili örnekleri çokça çözmüştük. Bugün İnne ve kardeşlerine geldik. Harf-i cerler neydi kardeşlerim? Harf-i cerler bir isimde amildi. Bir de biz ne demiştik? Bu avamili bilginin kitabının tamamı amil, mamul, irab'ı anlatıyor. Amil, mamul, irab ne demekti? Amil kelimenin başına gelen ve o kelimeyi etkileyen. Mamul etkilenen kelime, irab ise kelimenin ahirinin değişmesi. Yani kelimenin ahirinin, son harfinin, harekesinin değişmesi de irabtı. İşte buradaki 100 bab hepsi bunu anlatıyor. Bizim bundan önceki iki derste gördüğümüz harf-i cerler bir isimde amildirler. Bugün göreceğimiz inne ve kardeşleri ise iki isimde amil oluyor. En-nev'u-thani, ikinci nevi. Hani birinci nevi neydi? Harf-ı cerlerdi. Biz ne yazmıştık birinci derste tahtaya? Demiştik ki avamili bir gibi 60 tanedir. Avamili bir gibi 100 tanedir. Bunun 60'ı amil, 30'u mamul, 10'u irab. Biz amilleri almıştık. Geride kalan 40 taneyi bırakmıştık. Amiller de demiştik ki ikiye ayrılır öncelikle. Lafzi, manevi. Yani lafzi demek lafızda olan, baktığın zaman satırda gözüken. Manevi ise satırda gözükmeyen. Biz manevileri de bırakmıştık. Lafzileri ele almıştık. Lafziler de demiştik ki ikiye ayrılır. Semai, kıyasi. Bu semaileri ele aldık, kıyasileri bıraktık. Semailer de demiştik ki 5 nevi de toplanıyor. Birinci nevi harf-i cer, 20 tane. İkinci nevi inne ve kardeşleri, 8 tane. Üçüncü nevi leyseye benzeyen ma ve la, bunlar da 2 tane. Dördüncü nevi nasb edatları, fiili muzari'nin başına gelerek fiilin ahirini üstün yapıyor. Mansup yapıyor. Oraya geldiğimiz zaman ne dediğimizi daha inşallah açıklayıcı anlatırız. Beşinci nevi ne demiştik? Cezm edatları. Bunlar da 15 tanedir demiştik. Ve birinci neviyi gördük. Elhamdülillah bitirdik. Geldik ikinci neviye. En-nev'u sani,
İşte ikinci nevi hurufu tansibul isme ve terfa'ul habere. Öyle harflerdir ki, yani öyle bir harftir ki bu ikinci nevi ismini nasb yapıyor. Tansibul isme, ismini nasb yapıyor. Nasb neydi? Üstün. Ve terfa'u ve ref yapıyor. El habere. Haberini de ne yapıyor? Ref yapıyor. Yani ötre yapıyor. Ve hiye semanin. Bunlar da nedir? Semanindir. Yani 8 tanedir. Evet. Şimdi tahtaya bakalım. İnne ve kardeşleri kaç tanedir dedik? 8 tanedir dedik. Şuraya yazalım. İnne enne ke enne inne enne ke enne leyte inne enne ke enne lakinne la'alle bu şeyi de bir vidalasak aslında sallanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 illa la evet inne enne ke enne lakinne leyte lealle illa la 8 tane inne ve kardeşleri olarak bizim edatlarımız var. Bunların 6 tanesi şöyle hurufu müşebbehe bil fiil olarak isimlendirilirler. Yani bunlar öyle harflerdir ki bunlar fiile benziyorlar. Siliyorum, bu siliniyor, korkudan. Kalemi değiştirdim. Evet, bunlar fiile benzeyen 6 tane edat. Neden fiile benziyor? Çünkü fiillerde 3 harfli. Hani sülasi mücerret. 3 harfi üzeri devam ediyor ya. Bunlar da 3 harfli. Ondan sonra bunların da manası var. Ondan sonra bunların da ahiri üstün. Fiilin mazinin de ahiri hepsi üstün olarak geliyor. Dolayısıyla bunların fiile benzeme şekli böyledir. Şimdi dedi ki harfi cevler bir isimde amildi. Biz artık amil derken ne demek istediğimizi anlıyoruz inşallah. İnşallah sen de anlıyorsun çünkü iki hafta yoktun. Amil ameledir yani. Evet, amil amele. Amele nerede çalışır? İnşaatta çalışır. İnşaatta çalıştığı zaman inşaatta değişiklik yapar. Değil mi? Ortada bir şey yokken duvar çıkarmış olur. Sıvamış olur. Dolayısıyla bu da kelimenin başına gelerek kelimenin ahirini değiştiriyor. İşte buna amil denir. İnne İnna Allahe alimun. Şimdi ne dedik? İnne iki isimde amil. Birincisini ref yapıyor, ismini ref yapıyor, haberini ismini nasb yapıyor, haberini ref yapıyor. Aslında şu kelimeler nasıldı? Allahu alimun. Allahu alimun. Aslında budur.
Mübteda haber. Baktığımız zaman bu mübteda, bu haber. Bu nedir? Allah haberi nedir? Alimdir. Bak bitti. Diyelim ki Zeydün Zeydün kaimun. Zeyd nedir? Mübteda. Kaimun nedir? Haberidir. İşte inne ve kardeşleri bu isimlerin başına geliyor. Mübteda ve haberin başına gelerek inne diyelim ki burası neydi? Zeydün. Burayı ne yapıyor? Zeydün. Zeyden yapıyor. İnne zeyden kaimun yapıyor. O zaman bu ne olmuş oluyor? İnne'nin ismi, bu da ne olmuş oluyor? İnne'nin haberi olarak isimlendirilmiş oluyor. Amil, İnne'nin ismi, İnne'nin haberi. Amil, mamul, mamul. Birinci mamul, ikinci mamul. İraplar da üstün, İraplar da ötre. Harf-i cerde neydi? Diyelim ki şuraya Hilbeydi diyelim. Olmuş olsaydı burada nedir? Bu amil, bu mamul, bu iraptı. Şimdi bu bir isimde amil. Bunlar iki isimde amil. O zaman ne oluyor? Bu amil birinci mamul kelime olarak ikinci mamul. İsmini nasb yapıyor, haberini ref yapıyor. Nasb üstün, ref ötre demektir. Yani amil, mamul, irab, irab. Amil, mamul, irab. Avamili bir gibi bu kadar. Tamamını öyle. Bunlar da hepsi aynı şey mi? Bunlar hepsi aynı şey yapıyor. Hocam nasb üstün. Evet. Öbürü neydi? Nasb üstün. Onu şöyle izah edelim istiyorsanız. Yani siz bunu çok duyacaksınız ondan sonra. Şeyde ötre değil mi? Neydi öbürü de? Ref. Ref de ötre. Evet. Şimdi diyelim ki şu ötre ya, buna ötre, ondan sonra merfu, ondan sonra ref, ondan sonra meczum, yok bu meczum burada değil. Bu hepsi ötre, ötre. Merfu, ref, hepsi ötreyi gösteriyor. Şimdi bu ötre ya, kelimenin ahiri ne olmuş oluyor? Merfu olmuş oluyor. İstilahi manada diyorsun ki inne ismini nasb, bu nasb oluyor, haberini ref yapar. Ref, ötre aslında. Ref de ötredir, merfu de ötredir, ötre de ötredir. Hepsi ötre demektir. Kitapları neymiş öyle üç tane? Ya şimdi şöyle oluyor. Kelimeyi kullanırken, kelimeyi tanımlarken, yani hani ilimde her bir şeyin tanımı farklıdır. Anlatabildim mi? Diyelim ki biz şu anda tecvid dersi görmüş olsaydık biz buna ötre derdik. Başka bir şey demezdik. Değil mi? Ama bak biz şimdi avamili bilgiyi görüyoruz. Yani amil bahsinde ne yapıyoruz biz buna? Ref diyoruz. Ref de ötre demektir. Dolayısıyla tanımlarken o kelimeleri biz mecbur kullanıyoruz ki o şeyin tanımını yapabilelim.
kelimeleri değiştiriyoruz. Yoksa hepsi aynı. Bu da nedir? Üstün, mensup, fetha. Hepsi aynı şey. Hepsi üstün demek. Öteki de nedir? Esre, mecrur, kesra. Hepsi... O zaman ötede de zammun yok mu? Var. Zammun. Zammun da var. Biz ne de... Binada gördük işte biz onu. Binada ötede neydi? Zammundu. Yakaladı onu. İşte o zammun buradan geliyor. Merfudan geliyor yani. Bu da nedir? Esredir. Kesradır. Ondan sonra mecrur. Ondan sonra esre. Böyle. Hepsi aynı şey aslında. Biz bunları kelimelerin içinde kullana kullana inşallah zaten öğreneceğiz. Yani aşina olacağız. İlk duyduğumuz kelimeler olabilir ama biz zaten tanımın içinde hepsini ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi bakıyoruz 11. sayfaya, kitaplarımıza bakalım. Avamili Bilgivi'nin. Ennev'u sani ikincisi, ikinci nevi, yani ikinci nevi. Hurufu tansibul isme ve terfa'ul habere ve hiye semanin. İkinci nevi öyle harflerdir ki ismini, nasb, haberini ref yapıyor. İşte orada bizim dediğimiz tansibu. El evvelu nahvu innallâhe teâlâ âlimu kulli şeyin. Şimdi burada bizim aradığımız nedir? İnne amil. Allâhe ma'bul teâlâ onun sıfatı. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Allah Celle Celaluhu, hani Celle Celaluhu da burada yazabilirdi. Bizim aradığımız nedir? Lafzatullah'ın ahirindeki üstün. Ondan sonra alimu. Aradığımız bu. Ben arada ne yaptım? Onları çıkardım. İnnallâhe alimun. Hani biz yeni öğreniyoruz ya. İşte bu Teala niye olmadı da niye öteki şöyle olmadı diye kafamız karışmasın diye en net şekliyle yazdım. Ve sani ve ikincisi, yani bu inne ve kardeşleri kaç taneydi? 8 taneydi. Bunun ve sani ikincisi ise en nedir? Nahvu e'taqittu ennallâhe teâlâ kadirun alâ kulli şeyin. Bunu da hemen yazalım. Burayı siliyorum. Burayı anladık inşallah. اعتقدت أن الله bunu yazıyorum sefora örneğe uysun diye. Kulli şeyin kadir. Oraya da şeye de gerek yok. Şimdi bizim aradığımız ne? İtikad ettim. İnandım ki ennallâhe aradığımız kelime şu. Enne ismini ne yaptı? Nasb yaptı. Haberini ne yaptı? Ref yaptı. Bu sıfat.
İkisinin arasında ne fark var? Birisi kelimenin başında geliyor, cümlenin başında geliyor. Yani bu bir cümle. Burada ise iki cümle var. Bu cümlenin başına geliyor. Burada cümlenin bir ögesi gibi, bir parçası gibi hareket ediyor. Dolayısıyla sizin şimdi şunu bilin yeter. Cümlenin başında gelirse inne, cümlenin ortasında gelirse enne olarak gelmiş olur. Bizim aradığımız ne? Yani nahu fih dediğimiz ennedir. İsmini nasb, haberini ref yaptı. Ortada geldiği zaman enne, başta geldiği zaman inne olmuş oldu. Evet. Ve salisu keenne. Keenne nahvu keennel harame narun. Bunların tabi kardeşlerim bir de manaları vardır. Yani onu diyecektim bir de bunlar ne demek yani? İşte inne. Evet deyin yani. Aklınıza ne geliyorsa deyin. Biz de ona göre yani konuşalım ki. İnne biliyoruz az çok da. İnne enne tahkik için yani muhakkak. Kesinlikle. Kesinlik bildiriyor. Yani %100 değil de diyelim ki şu %100 de. Diyelim ki burada mesela başka bir isim kullanabiliriz. Yani inne zeyden kaimun. Muhakkak ki zeyd ayaktadır. Diyelim ki. Alimtu enne zeyden kaimun. Dediği zaman evet. Gerçekten zeyd ayaktadır. Hani orada lafza tulak kullandığı için ben de oraya bağlı kalmaya çalışıyorum. Yoksa örnekleri değiştiririz. Fark etmiyor yani. İnne ve enne ve inne ve kardeşleri isimlerin başına gelir. İsmini ref, ismini nasb haberini ref yapıyor. Keenne keenne el haramu haramu harame keenne el harame narun. Evet. Şimdi bizim aradığımız kelime ne? Amil keenne. Manası gibi, benzetme ifade ediyor. El harame haram isim. Evet. Mamul. İkinci mamulumuz da yine budur. Bu da nedir? Haberidir. Ne demek istiyor? Keenne aradığımız kelime amil. Harame narın. Sanki haram ateş gibidir. Yani haram ateş gibidir manasını ifade ediyor. Keenne burada aynı zamanda yine ne var? Bir pekiştirme var. Yani keenne sanki haram ateş gibidir. Evet. Bizim burada anlayacağımız, yani siz ders olarak anladım diyebileceğiniz şey ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bu 8 tane inne ve kardeşleri iki ismin başına geliyor. Birincisini nasb, ikincisini ref yapıyor. İnne ve kardeşleri iki ismin başına geliyor. Birincisini nasb, ikincisini ref yapıyor. Birincisini üstün, ikincisini ötre yapıyor. Biz Kur'an'da göreceğiz, hadislerde göreceğiz, belki bir Arapça metini göreceğiz. Baktığımız zaman başında inne varsa biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz ki ahire üstün. O zaman o ismi oluyor. Sonra gelen isim nedir? Ötre olacak. Velev ki yazımda bir yanlışlık olabilirse biz diyeceğiz ki yok, bizim bildiğimiz bir kural var. Hani elimizde bir ölçü var. Dolayısıyla o bu ölçüye uymuyorsa bu herhalde bir hareke yanlışlığı var deriz.
Nitekim kuluz biz. Yani matbaa hatası olur, yanlışlık olur, olabilir. Lakinne de, yani böyle sanki nasıl oluyor biliyor musunuz? Kapalı bir durum var. Sen lakin ile o kapalılığı gideriyorsun. Nahvu ma fazel cahilu. Cahiller kurtulmadı. Lakinnel alime faizun. Lakin alimler kurtulur. Kurtulandır. Mesela burada iki tane cümle aynı manaya geliyor. Evet. Bir ayrıcalık gösteriyor. Bir ayrım yani olumlu olumsuz, olumsuz olumlu diye çeviren bir ayrıcalık gösteriyor. Evet. Ma fa zel ca ilu. Bu şeyle mi geliyor diyorsa. Evet. Ma fazel cahilu. Yazmıyor ya. Ma fazel cahilu. Lakinne. Lakinne ne diyor? Lakinnel alime lakinnel alimler bugün bize şey yapıyor. Silmeyelim mi Mahmut? Biz anladık zaten ondan yanıyor. Hiç öyle. Alime Faizun. Evet. Şimdi burada bir cümle var. Kapalı bir durum ama. Anlatıyor. Ma fazel cahili. Cahili mi yoksa? Cahili olması lazım. Çünkü kim? Cahilu. Cahil. Bak. Hemen anlıyoruz. Neden bu? Çünkü fail. Kim kurtulmadı? Ötüne gelecek. Cahili dedim. Olmaz. Cahili olacak. Orada başka kalem yok mu? Onlar yazmıyorsa çöpe atalım onları. Bunları atalım evet. Bunlar yazmıyorlar. Evet. Kim kurtulmadı? Cahiller. İşte kapalı bir durum var. Peki kim kurtulacak? Lakinnel alime alime faizun. Şimdi bizim nahvu fiilimiz hangisi? Lakinne amil mamul birincisi ismini ne yapıyor? Nasb haberini ref yapıyor. Bizim aradığımız bu. Şu cümle bizi o kadar ilgilendirmiyor. Yani burada kapalı bir cümle geliyor. Bizim inne ve kardeşlerinden lakinle ilgilendiren amil. İki tane isim de nedir? Amildir. İsmini nasb, haberini ref yapıyor. Evet. Vel hamisu beşincisi leyte. Leyte keşke gibi manasını ifade ediyor. Leytel ilme merzukun li kulli ahadin. Leytel ilme. Leytel ilme merzukun. Bizim aradığımız bu.
Gerisi cümlenin düzgün olarak devam etmesi içindir. Evet. Aradığımız nahnu fihimiz ne? Leyte. Amin. Manası ne? Keşke. El ilme mamul nasb merzukun ötre. Birinci isim, ikinci isim. İsmi, haberi. Neyin? Leytenin ismi, leytenin haberi. Keennenin ismi, keennenin haberi. Ennenin ismi, ennenin haberi. İnnenin ismi, innenin haberi olarak böyle bileceğiz. Bunu kendimize tekrar ettikçe Allah'ın izniyle kendimize mal etmiş olacağız ve öğrenmiş olacağız. Manaları kadar başka. Evet, zaten bu kelimelerin manalarını biz biliyoruz değil mi? Ezberledik. Bu manaları bildik. Araya harf-i celleri koyuyoruz. Harf-i cellerle birlikte ne yapıyoruz? Duvarı örüyoruz Allah'ın izniyle. Beşinciyi de altıncıyı da görelim. Gerisini haftaya bırakalım. Çünkü bu altı tanesi birbirine bağlantılı. Hürufu müşebbehe bil fiil diyoruz. Neden? Fiillere benzeyen altı tanesi var. Geri kalan iki tanesi de illa istisnai munkati ve la cinsi nefi için olacak. Biz o ikisini de haftaya alıp bunları da tekrar ederek inşallah dersimizi bitirelim. Lealle umulur ki leallallâhe teâlâ gâfirû zenbî. Evet. Lealle leallallâhe Teala Leallallahe Teala ne diyor? Unuttum şimdi. Gafiru. Lealle neydi? Umulur ki. Umulur ki Allah Teala zembi. Evet. Bu zembi günahlarını manasını ifade ediyor. Leallallâhe Teala gâfiru zembi. Bizim aradığımız nedir? Nahnu fihimiz Lealle amin. Allah'e ismini nasb gafiru haberini ref yapmış. Bizim aradığımız bu. Şimdi biz ne dedik? İnne ve kardeşleri hepsi ne yapıyor? İsmini nasb haberini ref yapıyor. Şimdi sayfa 33'ü açın. Orada da leal, burada da aynı zamanda Türkçesi var. Ama orada bir örnek göstereceğim size. Bakın lealleye sayfa 33. Leallallahu Teala yazıyor. Burada da leallallah he yazmış. Hangisi doğru? He olan doğru. Ötre olan yanlış. Evet. Çünkü umulur ki diyor. Mesela lafzatullah eğer ki ötre olarak gelirse ne olacak? Fail olmuş olacak. Allah umulur ki olmuş olur yani. Yani sanki sanki Allah Celle Celaluhu'dan umuyorum. Bu da şüphe götüren bir cümle. Onun için ve allallâhe. O umulma kendi günahları için o kişinin kendi beklentisi. Evet, çok güzel. Dolayısıyla bak burada bir ötrenin değişmesiyle mana tövbe haşa irtidal şeye küfre kadar götürüyor yani. Eğer ki bu şekilde bir inanç olmuş olursa. Evet, inşallah.
Recep. Bir bak kardeşimiz öksürdü gitti. İyi mi? İyi Allah şükürler. Evet kardeşlerim. İnne ve kardeşlerinin 6 tanesini gördük. Bu 6 tanesi hurufu müşebbehe bil fiil olarak isimlendiriliyor. Bunlar iki ismin başına gelerek ismini nasb haberini ref yapıyor. İki isim de amil. Dolayısıyla geride kalıyor illa istisnai munkati ve la. İnşallah onu da haftaya göreceğiz. Bugünkü dersle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Anladığınız, anlamadığınız yoksa anlamış olarak kabul ediyoruz maşallah. Anlamış daha kolay sanki biraz. Bu daha kolay diyorum ya. Çünkü niye biliyor musun? Bir tane çözdün mü gerisi? Biz işte zaten evet. Bir binada da zaten temel daha ağırdır. Temeli sen çok güçlü yaparsan üstüne tuğlaları rahat bir şekilde yükseltirsin. Biz de ne yaptık? Fiilleri gördük. Hatta Aksam-ı Seba'yı gördük ki millet böyle 4-5 yıl medreselerde okuyor. Bu Aksam-ı Seba'nın içine çıkamıyorlar. Biz Allah'ın yardımıyla bunları gördük ve bunların üzerine şimdi cümle kuruyoruz. Dolayısıyla kurduğumuz cümlelerde de işte bu kelimelerin manasını bilmiş olursak anlamaya başlamış oluyoruz. Soracağınız yoksa kapatıyorum dersi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin.